Birleşik Devletler Başkanı Biden, Lübnan'la İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. İsrail ve Lübnan sınırındaki çatışmalar sona erecek diyen Biden, önümüzdeki 60 gün içinde İsrail kademeli olarak bölgedeki askerlerini çekecek ve Lübnan ordusu topraklarındaki kontrolü ele alacak ifadelerini kullandı. Bu arada Gazze'de ateşkes olasılığına da işaret etti Biden, Türkiye, Mısır ve Katar'la Gazze'de ateşkes için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Lübnan ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi ona karşı bir oyla kabul etti. Ateşkesi bu sözlerle duyurdu. İsrail'in kademeli olarak Lübnan'dan çekileceğini söyledi. Amerikan Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da konuştu. Desteği için Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a teşekkür ederim. Kalıcı barışın tesisi için ekibimden Lübnan'da ateşkes için çalışmalarını istedim. İsrail ve Lübnan sınırındaki çatışmalar sona erecek. Önümüzdeki 60 gün içinde İsrail kademeli olarak bölgedeki güçlerini çekecek ve Lübnan ordusu topraklarındaki kontrolü ele alacak. İsrail'in kendini savunma hakkı saklı kalacak diyen Biden, Gazze'ye de işaret etti. Sivil can kayıplarının yaşandığını belirten Amerikan Başkanı, Türkiye, Mısır ve Katar'la Gazze'de ateşkes için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ateşkes açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu katkılarından dolayı Biden'a teşekkür etti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati de anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Lübnan medyasında yer alan iddialara göre anlaşmayla Hizbullah ve Lübnan'daki silahlı gruplar İsrail'e saldırmayacak. İsrail ise Lübnan'a karadan, havadan ve denizden saldırı düzenlemeyecek. Anlaşmaya göre İsrail'in veya Lübnan'ın meşru müdafaa hakkı inkar edilmeyecek. Lübnan'ın güneyinde yalnızca Lübnan ordusunun silah taşıma yetkisi olacak. ABD'nin dolaylı müzakerelere öncülük edeceği belirtilirken, İsrail ve Lübnan tarafından teyit edilecek bir komitenin kurulması da öngörülüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, anlaşmanın onaylanmasından önce yaptığı konuşmada ateşkesin bozulması durumunda Hizbullah'a karşı saldırı düzenleyeceğini söyledi. Ateşkes için 3 temel sebep sıraladı. İsrail tehdidine odaklanmaya, İsrail ordusunu yenilemeye ve Hamas'ı izole etmeye işaret etti. Ateşkes görüşmeleri sürerken İsrail Lübnan'da 180 noktaya hava saldırısı düzenlemiş, Beyrut sakinleri de kenti terk etmeye başlamıştı.